basıp op çıkıp gitken oklasetiga basıp op çıkalım meni içimdi yiyapti. Ramazon ayıda 27. günü 27. aprel günü Ramazon ayıda iftorga 2 saat qolgan. Bu deydigan bo'lsa endi samosud qurishga majbur bo'lamiz. Bir boshqa bir o'lim bor. Bunda hech qaytadigan yo'q. Yetti aka uka bo'lsa bir ortasi qaytadigan bo'lsa, endi biz o'ldirishga majburmiz. Hammasini qirib tashlaymiz. Ha, bitta qo'ymayman. Nega uchastka o'ylar kelgan? Nimaga bilmayman deyapti. Uchastka o'ylar kelgan, hazilakam to'planib. Ustozlargacha yirtib tashlagan bular. Bular butilkaga o'tirgizaman deb shuna harakat qilishga aytdi o'zlaricha. Erkaklik g'ururini sindiraman. Adolatli bilan qonuniy chora ko'rishlaringni so'raymiz biz. Biz ham oxiri mash holatda ketadigan 20 kilometrdan, ya'ni 21 kilometr masofada. Shuning uchun bu yerga olib keldik. Bu yerga olib kelsang, o'ldirib qumda tagiga ko'mvormaysanmi? Sin chiqadi, to'g'rimi? Turniket deyiladi, to'g'rimi? Yo'q, turniket deyiladimi buni narsani? Turniketdan bag'iga o'tganim yo'qmi? Endi bizga murojaatchini aytishiga qaraganda tergovda boshqa organga, ya'ni boshqa tumanga qaytarilishini so'rab iltimosnoma kiritilgan. Qanoatlantirilgan, lekin tergov yana o'sha Baliqchi tumaniga qaytarilganligini bizga ta'kidlanyapti. Mana hozir biz Ulug'nor tumanida turibmiz, ya'ni o'sha qum karyerida turibmiz. Bu o'sha bizga qilgan murojaatchining adresidan, manzilidan o'sha Baliqchi tumanining O'rmonbek qishlog'idan 20 kilometrdan, ya'ni 21 kilometr masofada joylashgan bu qum karyeri. Ya'ni o'sha jabrlanuvchini shu yerga olib kelib, o'sha urib, tan jarohati yetkazib, boshqa holatlar bo'lganligini aytilayotgan hudud hisoblanadi. Endi bizda misol uchun mana biz hozir 2022 yilda 3 yanvarda turibmiz. Biz voqea 2021 yil aprel oyida bo'lgan. Jabrlanuvchi hanuzgacha o'sha turmada saqlanyapti, endi o'sha o'ziga yarasha bir ayblovlar bilan boshqa bilan. Lekin uni urgan, unga tan jarohati yetkazgan odamlar tashqarida jazolanmasdan yuribdi. Jinoyat quroli sifatida ishlatilgan transport vositalari ham hech qanaqangi bir chora ko'rilmagan, boshqa deyilyapti. Endi bizda misol uchun mana 22 yilda inson qadri deb aytilyapti. O'zi prezident Shavkat Mirziyoyev aytib ta'kidlab kelyaptiki, inson qadri har narsadan ustun. Biz qonun ustuvor davlatda yashayapmiz. Bizi mamlakatimizda inson bu darajada xo'rlanmasligi kerak deb o'ylaymiz. Buni hurmatli o'sha tergov boshqarmasi, Anjonlar tergov boshqarmasi mutasaddilaridan bu holatni nazoratga olishlarini, bu bo'yicha rasmiy o'zlarining munosabatlarini berishlarini so'raymiz. Nima sababdan endi boshqa tergov organiga boshqa tumanga qaytarilishini so'rashganida bular yana Baliqchi tumaniga qaytarib berishganliklarini o'zlarini bir rasmiy munosabat berishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Men G'ofurov Abdusalom Abdulatipovich. O'tgan yili aprel oyida biz ukamiz G'ofurov Abdunosir Abdulatipovichga shu bir guruh tomonidan nohaqlik qilib uni ish joyidan olib ketib 21 kilometr joyiga bir cho'l zonaga olib borib uni qattiq kaltaklashdi. Shuni orqasidan bizni bormagan joyimiz qolmadi adolat izlab. Shu paytgacha mana kutdikki, hech qanday adolat bo'lmayapti. Hali ham ukamiz deb urganlar, uni shunday og'ir holatga solganlar, hozir ham yuribdi xotirjam. Lekin ukamizni qilgan ishlari, unga qilingan zulmlar juda qattiq bo'lgan. U statiyalarni hech qanday ochmayapti. Shuning uchun shu ommaviy axborot vositalari orqali sizga murojaat qilishga majbur bo'lyapmiz. Mana hozir 8 oydan o'tdiki, haligacha biz shu ishni oxiriga yeta olmayapmiz. Arizalar berilgan, arizalarni bermagan joylarimiz qolmadi. Andijon prokuraturasiga, UDga berdik, Respublika prokuraturasiga berdik. Xullas, birinchi sud to'g'rini yakun topmagandan keyin yana apellyatsiya sudiga berdik. Apellyatsiya sudida yana tergovga qaytarishdi. Lekin bizi talablarimiz bajarilmayapti. O'zbekiston Respublikasi Gen prokuraturasiga ham yozganmiz. U yoqqa ariza qildik, ukam bu ukam ariza qildi. Undan keyin men ariza qildim adolat izlab, lekin hech qanday adolat bo'lmayapti shu paytgacha. Shunday bo'lyaptiki, bizning holatimizni yomon holatga keltiryapti-da, biz davlatimizdagi qonunga ishonib, qonun ustuvorligi bor degan maqsadda shuni harakatini qilyapmiz. Biz 7 ta o'g'ilmiz. Mana bir ukamiz u yerda o'tirgan bo'lsa, qolganimiz bu yoqda turibmiz. Biz samosud qilish, bir yomonlik qilish niyatida bo'lmasdan shu davlatimizni huquq himoyachilarini bir haqiqiy himoya qila oladi biz degan maqsadda shu ishga harakat qilyapmiz qonuniy hal qilishga. Lekin qonuniy hal bo'lmayapti bu narsa.
Bu narsa şimdi yapılıp ketyapti hammasi. Shuning uchun biz sizdan iltimos qilamizki, mana shu ishda bir adolat qaror topish uchun bir yordam qilsangiz. 2021-yilda 27-aprelda akamiz G'ofur Abnosirni samasud qilishyapti. Biz Andijon viloyati prokuraturasiga ham, UDga ham bormagan yerimiz qolmadi. Hamma yerga boryapmiz. Nima qilish kerak? Umuman shu paytgacha mana qonun umuman joyida ishlamayapti. Hammasi o'zini bilganini qilyapti. 27 aprel kuni punktda mash voqea bo'lib o'tdi. Bular samasuti kirib akamni G'ofur Abnosirni majburlab Iskandar Muhammad degan bilan G'opir degani olib chiqib ketib, orqasi ikkita mashinada yana gruppa bo'yi borishib, bular shunday qildiki, bakalashga o'tirgizamiz, seni erkakligingni sindiramiz, umuman oilada kalla ko'tara olmagan qilib tashlaymiz seni deb shu darajaga olib keldi. Urib nima qilsa qilishgan. Lekin men ariza qilmagan yerim qolmadi. Hamma yerga ariza qilyapman. Lekin haligacha bir adolatlik yo'q. Hamma yo'qda shunday qilyaptiki, bular yo'qotib umuman. Bilmayman nima bo'lyapti. Bularning qasi kim turibdi? Bular hech qanday ishni bu oxiriga yetkazmayapti. Bizi qilyapti turgan talabimiz umuman bajarmayapti. Bizga bo'ysunmayapti. Biz yetishdagi ukamiz. Biz kerak bo'lsa bularni samasud qilib o'ldirishimiz mumkin, boshqa qilishimiz mumkin. Biz ham bilamiz, bakalashga o'tirgizishni bilamiz biz ham. Lekin shu paytgacha bunaqa ishlarni hal qilganimiz yo'q. Bizda adolat bor deb turibmiz shu paytgacha. Lekin biz adolatni ko'rmayapmiz. Biz nima qilishimiz kerak? Biz ham adolat bo'lmaydigan bo'lsa, dakansa boramiz. Dakansa oxirigacha bosamiz biz. Biz shunaqa holatda turibmiz. Biz hammamiz biz bu soqol qo'yganimizga ishonishmasin. Hammamiz biz musulmonmiz, alhamdulillah. Hammamiz besh vaqt namozimizni o'qiymiz. Bularga o'xshab haromdan izlanmaymiz biz. Paxta punktlarida mana hozir qancha paxtalarni, qumlarni bosib, mana shunaqa ishlarni qilib tashlayapti bu bolalar. Unga hech kim ularni nazorat qilmayapti. Lekin biz bunaqa harom ishlardan qo'rqamiz. Bola chaqalarimizni, farzandlarimizni haloldan yedirib, halordan ichirib, mana shunday qilib tarbiya qilishni xohlaymiz. Bizga bu 5 kunlik dunyoda bunaqa hayot kerak emas, bizga o'g'illik, bunaqa narsalar kerak emas. Bizga shu talabimiz shuki, bizga adolatli bilan qonuniy chora ko'rishlaringizni so'raymiz biz. Biz ham oxiri mana shu holatda ketadigan bo'lsa, chunki 8 oydan beri mana shu ishlar umuman oxiriga yetmayapti. Nima qilishimiz kerak? Sizlar ham bunday qaranglar, iltimos hammalaringdan. Chunki zerikdik bunaqa narsadan, yugurishlardan, bunaqa narsalardan, hamma narsadan zerikdik. Biz ham o'zimizga yarasha oriyatimiz bor, o'zimizga yarasha erkakmiz biz ham. Hamma insonni o'ziga yarasha g'ururi bo'ladi. Bu bolalarda g'urur degan narsa yo'q bularda. Bular haromdan ham qo'rqmaydi, odam o'ltirishdan ham qo'rqmaydi. Bular o'ltiramiz shu darajaga keldiki, lekin tergovchilari ham, boshqasi ham mana hammasi bilan borib gaplashyapman. Hech narsani ochmayapti. Bo'ldi deydi, qilamiz aka deydi, lekin hech narsa yo'q, qilmayapti. Nima, kimga murojaat qilishimiz kerak? Qayga borishimiz kerak? Yo o'ltirishimiz kerakmi? Ha, bizga bir haqiqat bormi bunday? Adolatlik bormi bunday? Ab chiqib beradigan odam bormi inson? Biz shu haqiqat talab qilamiz. Bizga boshqa narsa kerak emas. Biz tinch yashashni xohlaymiz. Bizga bunaqa haromdan, bunaqa narsalar umuman kerak emas bizga. Bizga haqiqat kerak. Assalomu alaykum. Shavkat Mirziyoyev Mirramonovich. Men G'ofur Abduxoliq Abdulatipovich. Men shu G'ofur Abdunosirni akasi bo'laman. Mana shu ukamda shu bir gruppa bolalar shu olib ketib turib, qumga olib borishib, buni qancha urushgan, boshqa qilishgan, bular hech nima qilishmayapti bular hozir. Shu hech qanday nimalarda tashkilotlarga harakat qilib boryapmiz, kelyapmiz, hech qanday natija bo'lmayapti. Hech qanday natijasi bo'lmayapti. Viloyatga ham chiqdik, mana rayonda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Viloyatga chiqdik, hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Mana apellyatsiya bergan bilan hech qanday foydasi bo'lgan yo'q. Mana hozir yana ana shu oldingi holatda ana shu baliqchini o'ziga yana qaytarib berib qo'yyapti hozir bular. Boshqa yerlar biz talab qilyapmiz, borib arizalar berilyapti, yana shu yerga qaytarib berib qo'yyapti. Yana baliqchini o'zi ko'ryapti yana qaytarib. Endi bularni maqsadi ana shu yerga olib ketib, buni erkaklik g'ururini sindiraman deb bular shunaqa harakat qilishgan bular. Ayga borib olgandan keyin ana shu ko'pchilik do'pposlagan, shunaqa har nima qilsa qilgan ustoshlargacha yirtib tashlagan bular. Bular butilkaga o'tirgizaman deb shunaqa harakat qilishga aytdi o'zlaricha, erkaklik g'ururini sindiraman degan. Lekin u bitta yarimta odamga o'zini jang qo'yib qo'yadigan bola emas. Undaqa ularga o'xshagan bitta ikkitasini urib pachani chiqarib tashlaydigan bola o'zi aslida. Bular shunaqa holat qilib
Hiç hadi bir neticesini görmeyiz biz beyden. Şimdi biz, şimdi özümüz barışıp, biz bari şimdi bitti bitti şöyle şimdi üyüge barıp şimdi cinayet kılışımız kalı yaptı. Şimdi biz şunun üstüne adalet kılışlarını şimdi soru yapız biz. Kolumuzda kilerdi, hemen arası kolumuzda kilerdi. Fakat sizlerden şunu iltimasıp soru yapız ki, meneşini özlerine bir halkı verinler degen bir iltimas kılı yapız. Bu işlerde başlanışı Orman Bey'deki pahta tayarlaş punktüde başlangan. Bu yerde, bu yerden alıp yetişkenden kegen, o şu dostluk rayonu gibi abarıp durup, kum tepeliğe de vurup, bunu köp azar verişti. Azar vergenden kegen, yani alış peti yaptı da Bostan tümeni bilen eğlenip post arkalı ap getirip yolga taşışıp getirdi ülkemde. Ülkem başı kaçıp getirdi, ahari taşkarga çıkıp gelemen deyip durup bir emelap kaçıp getirdi. Bunu yolda telefonlarına alışıp koygen. Özünü bana şu maşineye çıkıp oturgenden başlayıp bozar bunu karşı bogan bala, Muhammed isimli bala, 130 kiralı bala. Maşineye oturgenden başlayıp boynundan boğup kellesini şu peske baskanı, baskanı içe 21 kilometre kap gitken. Ondan ki o yerde uruşu yaptı. Urgan'dan ki takırla yaptı. Takırla gen neyi kegin? Ahırı havas kışlağı kendi bu kaç biti yaptı. Kaç biti kendine ki biz ülkemizde telefon kılı yaptı. Ülkemiz bağırıp alıp geldi bunu. Biz bunu arkasından birge bağırdık. Çinabat'ke tez yardımga bağırdık biz şaşılınçge. Şaşılınçge bağırganımızda ana şu yerde yine hudda ana şun dey. Eski ana şu Muhammed'ki karaşlı ballar gelip yine ülkemge artışta gebeler kılıçta başlaştı. Şunu neyi ayıttı? Ben bu yerde haklamayayım ama bu yerde kalıştı dedi. Ancak barışka mecbur bulduk. Ancak tez tibbi yardımga bağırdık. O yerge joyladık. Joylaganımız dedik ki Oblast Prokuraturası'na arıza kıldık. Oblast UVD'sine arıza kıldık. Bizi işimizi bu işte. Bağlaştı rayonu körmesin. Çünkü bu Bağlaştı rayon ana şu bola bilen hemen hem tavalıyını bilemiz. Bunu etkenini kılışı, şunu etkenini, bunu ayıbın yapışını bilgenimiz için arıza yazganımız. Lekin arızamız etibarga alınmadı. 3 gün geçe hatta onu kirip de ekspresiyem kılınca yok bu balanı. Ahır arkasından kuğu buyurup kıyızdık. Şu yerde bana şu Bağlaştı rayonunu ne olur bana, ben vada kalayım, ben bunlarda kanunu, çağrısını köremem, bunlarda kama veremem. 7 yıldan kamayım, hiç olmadan da deyip durup, ülkemde şu an çıkıyor kirdi de arizanı yazdırdı, Bağlaştı rayonu. Bağlaştı rayonu yazdırken ne kekin, ariza boğuldu, hem yok tayyar boğandı neyken, tonlu tezkere kiydi de, yani uyan utamak ötü aldı. Bana şimdi hiç kendi hakikat bu yerde açılma yaptı. Şimdi şunu diye, böyle yaptı ki, hazır biz ülkelerde hemmesini kolumuzdan kendince basıp durup biz, bana şu sabır kılınlar, hakikat buladı. Mana hozir 8 oy bo'lyapti haqiqatni topolmayapmiz. Endi oxiri choramiz shu qoldiki, ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qilishga bo'lamiz. Bir boshqa bir o'lim bor. Bunda hech qaytadigan yo'q. 7 aka-uka bo'lsa birortasi qaytmaydi. Bosdagan joyda bosadi. Lekin biz Allohdan qo'rqganimiz uchun, odam o'ldirish qattiq gunohligi uchun, mana ifloslikler, bu birovlarni zo'rlayman deyishlar, bu narsalar bizga to'g'ri kelmaydi. Biz Allohdan qo'rqamiz. Biz soqol qo'yganmiz men hammamiz. Bu soqol qo'yishimiz bilan biz yo bir tashkilotga a'zo bo'lgan, bunlar ifloslikler yo'q. Biz avlodimiz shunday bo'lgan, halol pok yashagan, halol pok yurgan, birovga azor bergan emas. Bizda bunday ifloslikler bo'lgan emas. Shuning uchun biz iltimos ham qilamiz, talab qilamiz endi. Chunki biz talab qilishdan boshqa choramiz qolmadi. Bizga haqiqatni bir ochib bermasalaringiz, oxir bu narsa o'lim bilan yakunlanadi. Buni iloji yo'q. Menga bitta narsa shunday alam qiladi. Hali-hali meni ichimni yiyapti. Ramazon oyida 27-chi kuni, 27-chi aprel kuni Ramazon oyida iftorga 2 soat qolganda buni majburlab G'opir degan bilan Muhammad degan mashinaga bosib ochib ketyapti. U ahrani zonada qonuniy ishlayapti. Davlatni odami nima uchun klasterda ishlayapti paxta punktida? Nima uchun uni shunchalik qilsa ham buni organ xodimlari ham, boshqasi ham nima uchun buni nazorat qilmayapti? Buni qumga olib borib, buni doppaslab urib zo'rlayman deb buni qancha hunarlarni ko'rsatyapti? Erkaklik g'ururini sindiraman deb urinyapti. Ramazon oyida bular musulmonmi bular? Musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Erkak kishi erkak bo'lishi kerak. Yakka-yakam yakka-yakam urushi kerak. Bu hattoki akam shunday qilyaptiki, hatto qo'l ko'tarmayapti bularga. Bu vijdonsizlar shunday qilyaptiki, 130 kilo keladi ana Muhammad degani. G'opir degani ham o'ziga yaxshi bola. Bular oriyasiz bular lekin. Ekoni ham quyon yurak bular. Bular erkak emas bular. Bular ash erkakni ayol bo'lib yaralib qolgan shekilli bular. Bular o'zidan qo'rqadi bular. Chunki meni akamga shunday ishlarni qilyaptiki, hech bu aqlga sig'maydi. Nima uchun ichki ishlar, bu organ xodimlari, bu prokuratura, nima uchun bu? UVD hech kim bunga e'tibor qilmayapti. Hattoki men Toshkentgacha uch murojaat qilyapmiz. Haligacha bir aniqlik yo'q. Apellyatsiya beryapmiz. Apellyatsiyamizda ham ikkita o'zgartirish kiritilyapti-da, yana qaytarib jo'natib yuboryapti. Hech kim bilmayapti, hattoki apellyatsiya berganimizdan keyin
Hiç kimde çakırmayat, advokatlar diyeyim çakırmayat hatta ki. Nime bu, kendi bu. Kendi hayatta yaşayapız. Biz oyla özümüz gözümüz kıynalıp gidiyapız bu hayatta. Nime ge? Bu erkillik var mı yok mu biz Özbekistan'da? Erkillik buluş gerek, kanun buluş gerek. Elbette biz talep kılışken mecburumuz. Şuna kabalamam ben. Çünkü bizge hem yok yeterli oldu. Tam hem yok gelip takaldı. Takalıydık o yeri. Şimdi bundan aşık biz gep gepir almayımız. Bu Cartepe, Balıkçı Tümen, Cartepe mahallesi yakışık bu meydi bu. Esselamu Aleyküm. Ben Gafurup Hayrullah. Şu Gafurup Abdünasır'ın ülkesi ben, en küçüğün ülkesi ben. Hemme gepti ben ekelerim etti. Hemme çünleri buldum önce. Bu ekemde bunu kılışkenden kıyın. Herkendi adamda cigarı bu gençinden etçerdi. Hemen yüreğinden etçerdi. İlacı yok. Çağda aldı yürüp kursa kim bilinirdi. Şu nesiller ötkenden ki ekemde sütüge az kalı yaptı. Bir ilk gün kogende menge yaşı Gapır şehriye keli yaptı. Keptirip grup oy. Bunları yine grup oy. Örnekte ön üçte keptirip basıntılık bit yaptı yürüp gelip yine yaraştırı kupu işi yaptı halası. Başkanısı yok. Fakat taz gıt kızış şuna kadar. Ne makleyelik? Köçeye çıkıp yürümeyelik mi? Bizim insanımız. Hemen özün hukuku var ahir. Ne dişken özüm hayran kalı yapan hazır. Bunu bu etken nesillerde körüp mi aklım işleme yaptı. Bahraç rayonunda erkin yaşa bulma yaptı. Ne makleyelik? Çarı görmüşlerin sorayım ben. Bana şimdi hazır hemen arsana eğitip keli yapıyoruz. Bana belirletken arizanı. Arizanı okup körseniz şunu özden hemen nasıl açılıp durdu. O hüküm yazı beri yaptı. Beni şu yerden alıp gitti. Şu yaka bağırıp urdu. Takırladı. Takırlagen de ustaşlar yırtılgenleri. Şunlar tergolikler tapşırı yaptı. Bunlar etibarsız, etirazsız. Şimdi kol yaptı. Hiç kendi etibarı yok bunge. Bu doğrusu mavzu uyum yok. Birinci oranda apkaç kötü yaptı. Bunun özünün devlet statiyası var. Yolda telefonun apka yaptı. Bunu telefon kısa telefonu başka adam cevap veri yaptı. Yani şunlardan bittiyse onu telefonu cevap veri yaptı. Bunun hiç kendi reaksiye bir erişme yaptı bunlar. 109. madde bile cinayet işi kozga yaptı. Köçede ekovi uruşup kaldı. Ekovi uruştur, yakemek acilaştı. Degen halatlıkla kekizlik boyu yaptı. Lekin vaholanki u yerda nima bo'layapti? U yerda ishlab turgan joyda, davlat tashkilotida, klasterda qonuniy ishlab turgan ahram bo'lgan bu bola. Ish joyidan kirib, xotirjam darvozani ochishi bergan. Darvozani ochib bergan kirib, olib yuklab mashinaga bosib olib chiqib ketyapti. Olib chiqib ketgan o'g'irlash, odam o'g'irlash, o'g'irlash jinoyati bu yerda ko'rinib turibdi. Yo'lda telefonni olib qo'yapti, zo'ravonlik ishlatilyapti. Undan yog'iga ya'ni o'ziga zo'rlik taqirlash ishlatilyapti. Hatto hayvonni taqirlasa ana shunga statiya bor, hayvonni. Bu yerda insonni taqirlayapti bular. Nima uchun bunga hech qanday bir normal jazo yo bo'lmasa normal chora ko'rilmaydi? Bu arizalar nima uchun qolib ketyapti? Hamma arizaga yozib kelinyapti, arizani ko'rsatilyapti. Sudda mana tasavvur qilasizmi sudda? Sud mana shuncha ishga bitta bir kun advokatni chaqirib sud o'tkazyapti. Ikkinchi kunga advokatni ham chaqirmayapti, oilamizdan ham hech kim chaqirmasdan majburan u ukam talab qilyaptiki, advokat bo'lmasa men javob bermayman deyapti. Cevap vermeyemem degen halatta hem advokatsız sütü yakullab durup o bana iki ay kamar cezası bilen işte yakullab koyu yaptı. Şimdi o yerde otururken bana ne mi çıkardı bana hazır? İçkerde oturup da onunla nahaklık böyle yaptı. Özgürlük akıllı var. Kodikisi okup çıktı. Bana benimki gerek olsa hatta yazıp çıkar yaptı. O yerde tötte kodikisi bu işe cevap veriş gerek. 10 yıldan kemmesi bulardı kamar cezası. Ne mi için bu bomba yaptı deyip de bizden soru yaptı. Ne mi arkadaşımız gerek? Şunu etibarlık alınış gerek. Biz her bir detaylarını, şu oğullar ketilgenliğe, oğullar doğruya cinayet işini kozgasın. Telefonu yolda zorunluluk aldım, onu kozgasın. O yerde zorlaşken takılış hareketleri yaptı, onu kozgasın. Uru yaptı, urgen de meneşe bunun suyağı sını yaptı. Bunun suyağı sıngen halattayım, gözleri yumulup, görmedi mi bu ketken gözler? Şu halattayım, 109 verip koyu yaptı. Boş kısmıda suyağı sıngen, bunun suyağı sıngen. Kim kayaka kare yaptı bunlarda? Kim bir ligörek kare yaptı? Şunu bu mu yaptı bunlarda? Arkasında kimdir var ki bu şunçalık yapılıp gitti yaptı bu iş? Adli bir cinayet etmeken adamda abar kamayman diye diyor. Cinayetçin abar koluyu abar hemen yolda fakt bilen bilirsen bu yerde onlarsa körünme yaptı deyip durup bitti. 109. madde bilen adli bir bezar gibi yakülle koyu yaptı. Bu bizi kanaatlandırmaydı. Bizge hakiki devlet kanununda kendi kursatırken olsa her bir de statiyasını çıralık koyverişlerinde biz talep kılalımız. Ake, ben jurnalistim. Şurat Esanov mı? Hem de blogger. Öşancı Nurdin hiç olmasa beni de bugün vakı yani siz ahraldik kanuni onun işle geldik. Yok hakikaten apçık et geldin tasdik listi mi? Ükel aranı basıp moşinege las etti gelme. Kaysın moşine de yaptı. Kora las etti gelme. Basıp apçık et gelme. Ok las etti mi? Ok las etti gelme. Basıp apçık et gelme. Tasdik listi mi? Ha?
Xullas kalam, mana biz aytganlarsa mana shu yerdan boshlangan. Boshlanishi mana paxta punkt mana shu. Shu yerdan boshlanib ketyapti. Jentra mashinaga bosib olib chiqib ketyapti. Biz hattoki jentra mashinaga bosib ketib, mana shu borib urush, janjal hamma yo'q bu bo'lgandan keyin biz borib men tergovchiga aytdim. Buni mashinasini qonuniy holatda samosud qilganligi uchun tortishligini so'radim. Mashinalar ham tortdi bular, bemoral yuribdi bular. Mashinalarni tortaylik dedim. Qonuniy adolat qilinglar dedim. Lekin mashinasi haligacha tortilgan yo'q. Mana 8 oy bo'ldi. Haligacha bular tashqarida bemoral yuribdi. Xolaganini qilib, xolaganini qilib qo'lidan kelgan ishlarni qilib yurishdi haligacha. Mana shu aytib turgan yerimiz, mana shu paxta punkti mana. Mana shu yerdan boshlangan. Xudo xolasa hozir olib borib urgan yerlarini ham ko'rsatamiz. Qayda jazolangan, qayda urgan, qayda zulm o'tkazgan hammasini ko'rsatamiz xudo xolasa hozir. Hammasini ko'rsatib oxirigacha yetkazamiz.